Ya hayatım niye anlamıyorsun? Yani sadece arkadaşça bir sarılmaydı. Ya hani geçen sene senle de ben sarılırdık ya öyle. Peki ama bir daha olmasın. Tamam söz. Bir daha yaparsam namert olayım. Bir daha bana sarılmak isteyen olursa ağzını burnunu kırarım vallahi. Şey diyeceğim. Cumartesi günü ne yapıyoruz? İdman var yorucusundan. İdman mı? Ne idmanı? Hayatım daha önce söyledim ya sana. Bizim takım kampa giriyor. O yüzden idmana gitmem lazım. Ama Sedat bu cumartesi sevgililer günüydü ya. Of. Aa, Gamze! Gamze! Ya aşkım, aşkım bir dur ya aşkım ya. Ya aşkım, vallahi ben sevgililer günü olduğunu unuttum en dalgınından. Ben hatırlattım işte. Gitme idmana falan. Nasıl gitmem bir tanem? Eğer idmana gitmezsem takımdan atarlar. Ne yapacağız peki? Ben sevgililer gününde evde oturup bunalım mı yapacağım? Hayır aşkım. Biz de sevgililer gününü bir gün önceden kutlarız. Yani cuma günü. Böylece de diğer çiftlerden daha özel bir günümüz olmuş olur. Oh. Diyorsun. Diyorum aşkım. Diyorum bebeğim. Böylece 13 Şubat'ta bizim sevgililer günümüz olur. Ortega. Benim telefon numarası değişti. Bak şimdi ben seni çaldırıyor. Sen de bu numarayı kaydet. Tamam hemen kaydediyorum en hızlısından. Beni de çaldıracak mısın? Yok gerek yok ki sen nasıl olsa Sedat'tan alırsın. Kaydettin? Kaydettim. Artık bana bu numaradan mesaj at. Anlaştık? Anlaştık. Görüşürüz. Cheers. Cheers. Ortega. Efendim hayatım? Sen bu kıza mesajlaşıyor musun? Mesajlaşıyor muyum? Çünkü ben... Ah! Ben ödev vardı ya geçen. O ödevi sormak için mesaj atmıştım. Peki bana niye sormuyorsun? Sana niye sormuyorum? Sana niye sormuyorum aşkım? Çünkü sen alışverişteydin. Sen alışverişteydin. O yüzden de ben seni rahatsız etmek istemedim. Bundan sonra rahatsız et Sedat. Edi. Aşkım. Gamze. Gamze. Aşkım çok güzel bir şey bu. Çok teşekkür ederim. Ne yapayım aşkım? Elimden gelen buydu en küçüğünden. Delirdin mi sen? Bayıldım vallahi. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Bak bu da senin. Oo, Barbie Hanım yine parayı saçmış. Ya saçmama ya. Öyle vitrinde gördüm. Sonra senin üstünde hayal ettim. Sonra da çok yakışıklı olduğunu gördüm. Hemen aldım. Saçmalama aşkım ya. Şaka yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Sen bir tanesin. Var ya ben bunu ölsem üstünden çıkartmam var. Ya aşkım bir saniye. Şöyle bir tanesen. Sabit olacak ama. Vay vay be. Çok güzel oldu. İşte değil mi? Barbie telefon çalıyor koş. Dur hatta ben de koşayım. Bekle olur mu hemen geleceğim. Bekliyorum aşkım en sabitinden. Vay be. Selam Ortega ne haber? İyidir ben. Didem senden ne haber? İyi. Ben dün alışveriş yapıyordu. Orada çok güzel bir şey gördüm ve onu sana almak istedim. Bu sana. Bana mı? Ya sana. Aç sana paketi. Açayım. Açayım değil mi? Tabii. Allah Allah. Ya çok şaşırdım birden. Beklemiyordum yani Didem. Bakalım beğenecek misin? Oh! Bunu nereden buldun Didem? O bir sır işte. Yani 18 yaşındasın diye ben de sana 18 yazılı bir forma aldım. Beğendin mi? Sen ne diyorsun? Bir saniye bekle. Tutar mısın? Vay be. 18 numara Sedat ya. Aa! Didem. Ya. Çok tatlısın ya. Çok teşekkür ederim ya. Yani bunu görenler kafayı yiyecek. Sevgililer günün kutlu olsun. Ama arkadaşça. Ya Gamze! Gelme peşimden! Günaydın. Sana öyle geliyor canım. Anlamadı ben. Anlarsın Selim anlarsın. Biraz daha konuşunca anlarsın.
Ama derse geç kalıyoruz. Ben zaten geç kaldım. Kalmadık. Ne konuşacak biz? Sedat'a sevgililer gününde aldığın hediye hakkında konuşacağız. Ya çok güzeldi değil mi? Çok beğendi. Ya çok beğendi de biz pek beğenmedi dedim. Aa, neden, ne senin? Sevgilime sevgililer gününde neden hediye aldığını açıklar mısın Didem? Tabii açıklarım. Yani biz böyle Deutschland'da arkadaşlarla birbirimize hep hediye alıp veririz. Yani Ortega da benim arkadaş olduğuna göre ne var ki bunda? Şöyle bir fark var ki Didemciğim, orası Deutschland, burası Türkiye. Biz burada senin bu yaptığını başkasının çöplüğünde ötmek deriz. Ki bu hiç hoş karşılanmaz. Hiç hoş değil. Bu tavrını cahilliğine veriyoruz. Ama bundan sonra yanılıp da Sedat'ın 2 metre civarına yaklaşırsan işte o zaman senin için kötü olur Didem. Anladın mı canım? Ayrıca gözümüzde üstünde, bunu da o güzel küçük beynine sok. Derste görüşürüz. Çüss. Ayılık var senin hamurunda be. Sakin ol. Kamera oynayacağım böyle kamera. Sakin ol. Gamze. Adamı mı ezberliyorsun? Aa, ben senin adını hiç unutmadım ki aşkım. O benim kalbimde yazılmış. Başkalarından yer kaldıysa tabii. Ya aşkım saçmalama ya. Hadi gel hayatım, dışarıda konuşalım 2 dakika. Hemen ki konuşacak. Ya 2 dakikacık. Tamam, 2 dakika ama. Tamam. Olay olacak. Hoş geldiniz. Buyurun. Dinliyorum. Ya aşkım, sen niye bana bu kadar kızdın, ben anlamadım. Niye mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Sedat? Sevgililer gününde başka kızdan hediye alıyorsun. Yetmiyor, benim hediyemi çıkartıp bir de onun kiri giyiyorsun. Ya ama aşkım Didem yabancı değil ki. O da sonuçta bizim arkadaşımız yani, çat pat küçük hoca ama. Ya neyse, ya ne bileyim, öyle formayı görünce Sedat falan yazıyor. Ya bir an dünyamı şaşırdım. Ve ya aşkım sen biliyorsun benim Fener'e ve futbol olan aşkımı en delisinden. Futbola olan aşkın başka aşklara neden oluyor galiba Sedat. İstersen ben çekeyim. Ya aşkım, Gamze, bebeğim, yapma bunu bana ne olur ya. Ben senden başkasını ne yapayım? Ya tamam, tişörtü giymekle büyük bir eşeklik etti benim düğünden. Kabul ediyorsun yani. Ediyorum tabii aşkım, ediyorum. Bir daha da böyle bir eşeklik yapmayayım. Söz mü? Söz aşkım, bir daha yaparsam süzükten daha süzük olayım. Büyük de yemin ediyoruz. Ediyorum aşkım, ediyorum. Peki, bu seferlik affedildin. Aşkım benim aşkım benim. Tamam, hemen şımarma hadi. Bundan sonra gözüm üstünde ona göre. Anlaştık aşkım, anlaştık bebeğim. Tamam hadi içeri gidelim. Gidelim. Yarim, çok özelsin yarim, pek özelsin yarim, pek özelsin. Geliyorum aşkım, hemen geliyorum. Sınıfta seninle konuşmak yok. Barbie yasakladı. Teneffüse alt bahçeye geliyorsun. Önemli. Sedat, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Aşkım, benim 2 dakika işim var. Hemen halledip geliyorum. İyi, hadi ben de geleyim. Sen gelemezsin. Niye? Çünkü aşkım, ikimiz birden beraber erkekler tuvaletine gidersek okula reklam oluruz alimallah. Doğru söylüyorsun. O zaman sen tuvalete git. Ben de kantinde seni bekleyeyim. Evet. Olmaz. Ben tuvalete gideyim, sen kantinde bekleme. Ya ne gerek var aşkım? Yani ben 2 dakika da işimi halledip geleceğim aşağıda ya. Sen gerek yok. Törpü. Arkadaşını yapma. Sen törpüyle takıl. Ben 2 dakikada geliyorum. Kaçtım ben. Geliyorum. Ne çeviriyor bu Sedat yine? Thank you.
Şşt, Ortega. Hiç gelmeyeceksin sandı ben. Saçmalama. Senin gibi güzel bir arkadaşım çağırmış. Hiç gelmez olur muyum? Ne konuşacaksın benimle? Barbie. Barbie mi? Barbie'ye ne olmuş? Sabah törpüyle beni tehdit etti. Aa, neden? Tabii ki seninle görüşmemem için. Yani ben çok şaşırdım. Dostlar'da hiç yok böyle şeyler. Hiç de beklemiyordum. Anlamadı ben. Sedat, artık biz mesajlaşmayacak mı? Saçmalama Didem. Tabii ki mesajlaşacağız. Tabii ki görüşeceğiz. Ah, hem benim kimle görüşüp görüşemeyeceğime kimse karar veremez en kılıbığından ha? Ya bence de. Ah, tabii canım, ben seninle görüşeceğim diyorsam kesin görüşürüm yani. Buna da hiç kimse engel olamaz. Barbie bile. Tabii ki ya, o hiç engel olamaz. Sonuçta annem değil ki. Ha, alt tarafı kız arkadaşım. Ya, demek alt tarafı kız arkadaşın orada ya. Barbie? Bak, seni takip etmiş. Paranomanyak bu. Sen kapat çeneni yer cücesi. Barbie, hakaret etme. Ne biçim konuşuyorsun? Beni savunacağına Didem'i savunuyorsun ha? Ya çünkü biz çok iyi arkadaşız Barbie. Bak hala konuşuyor ya. Kızım sen belanı mı arıyorsun? Gamze sakin ol ya, konuşabiliriz. Ne konuşacağız ya, ne konuşacağız? Senin yalanlarını mı yoksa bu adi mahluğun oyunlarını mı? Gamze doğru dürüst konuş. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Konuştuklarına dikkat et biraz. Ya demek öyle. Hem Didem'i savunuyorsun hem yalan söylüyorsun, öyle mi? Güzel. Ama buraya kadar. Adam olduğunu sanmıştım ama değil misin? Artık yoksun benim için. Ya bana 5 dakika ver, sana ne olup bittiğini anlatayım ya. 5 dakikan bile anlatacağından daha değerli Serhat. Ben göreceğimi gördüm. Ben de bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum Barbie. Ya sen gördüklerini yanlış anladın. Bırak kolumu, seni dinlemek istemiyorum. Gamze! Ya Gamze! Didem benim arkadaşım. Kız Türkiye'de yabancılık çekiyor en gurbetinden ya. Sen varsın ya, artık yabancılık çekmez herhalde. Ne de olsa kol kanat gerdin kızı, bırak beni. Ya ne kol kanat germesi? Sabah sabah delirtme insanı ya. Aa, bir de bağırıyor ya. Hem suç hem güç diye buna deniyor herhalde. Sen de sürekli kapris kapris. 2 dakika laf dinlemiyorsun. Sürekli lafları çarpıtıyorsun. Ne yapsaydım? Erkektir, severdi, aldatırdı. Katlanmak boynumun borcu mu deseydim? Ben seni aldatmadım ya. Niye sabah sabah delirtiyorsun insanı ya? O yüzden gizli gizli buluşuyordunuz değil mi? Bari yalan söyleme de gözümle iyice küçülme Sedat. Tabii, doğru. Senin gözünle hiçbir zaman büyümeyeceğim değil mi Gamze? Nasıl olsa küçük dağları sen yarattın ha? Senden başka herkes küçük değil mi? Barbie. Sen iyice şaşırdın artık. Ne söylediğini bilmiyorsun. Bundan sonra benimle konuşma, tamam mı? Bitti artık her şey, bitti. Düzeldiğini sanmıştım. Ama hiç değişmemişsin. Hala aynı züppesin. Burası bizim çöplüğümüz kızım. Git kendi çöplüğünde konuş. Boşver, sen nasılsın? Olanları biliyorsun. Nasıl olabilirim ki? Ya hepimiz çok üzüldük. Ama siz de çocuk gibi davranmayın. Galiba bize yolun sonu gözüktü Kerem. Bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Sen git kendi çöplüğünde öt dedi. Ben züppeymişim. Kimseye değer vermiyormuşum. Herkesi küçük görüyormuşum. Ya öyle söylemek istememiştir. Yani kızgınlıkla hepimiz böyle şeyler söyleriz. Neden kızdığını anlamıyorum ki.
Ben ne yaptım ona? Hem başkasıyla ilgilenmeye başladı hem de suçu bana atıyor. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Neden böyle oldu Kerem? Yakında anlarız. Ya aranızdaki fark onu çok etkiliyor. Sen de hak vermelisin. Eksikliğini hissediyor. Bunun mu zengin olması benim suçum mu? Hayır. Ortega'nın babasının fakir olması nasıl onun suçu değilse... ...senin babanın da zengin olması senin suçun değil. Ya zaten bunlar bir suç değil. Aranızda küçücük fark var. İyi ki varsın. Şimdi biraz daha rahatladım. Ben hep buralardayım. Bunlar aramızda kalsın olur mu? Şimdilik kimsenin duymasını istemiyorum. Aramızda. Bizde söz sözdür. Biliyorum. Ben geldim. Hoş geldin aşkım. Merhaba. Hep benim yüzümden işte. Ne senin yüzünden? Barbie ile ayrıldınız. Saçmalama Didem. Olacağı varmış. Ya hatta olması lazımdı en gereklisinden. Niye ki? Niye ki? Ya Barbie'yi taşımak zor. Anlatması güç biraz. Ya yani böyle hani biraz zengin diye sanki şımarık bir kız. Ama bilemiyorum yani. Bak sen de anlamışsın işte. Şimdi ne olacak? Olacağı yok. Ayrıldık işte. Hem de en kesininden. Sedat. Efendim? Okul çıkışında ne yapıyorsun? Planım yok. O zaman bizim kafeye gidelim mi? Oturur biraz konuşuruz. Olur, seve seve. Anlaştık. Anlaştık. Didem, sen elin Almanya'sından nasıl öğrendin kahve falı bakmayı ya? Nasıl öğrendim? Orada çok Türk var. Benim arkadaşlar Türk, annenin arkadaşları Türk. Sonra hep onlar bize gelirdi. Böyle börekler, çörekler yapılır, onları yerdik. Gün yapıyorlardı. Ben de onlardan öğrendim. Vay be, demek Almanya'da bile gün var ha? Ya. Peki, Reşat Altın'ı var mı en büyüğünden? Reşat kim? Boş ver Didem. Bu konu senin biraz kafanı karıştırır. Sen benim falıma devam et. Ya. Ya şimdi ben burada böyle güzelce bir kız görüyorum. Oo, kısmetim açılmış desene. Yok, çok açılmamış kısmetin. Ben sadece bir tane kız görebiliyorum. O da böyle sarışın, yeşil gözlü. İşte güzelce bir kız var yanında, o kadar. Vay be, benim kahvenin telleri renkli desene. Göz rengi bile çıktı. Ya tabii değil, renkli değil de. İşte ben öyle hissettiği için söyledim. Peki başka neler hissediyor? Böyle çok çok güzel şeyler olacak sana ama... ...olması için biraz böyle sağa bak, sola bak. Yani yakınında o güzel şeyler. Çok mu yakınında o güzel şeyler? Ya çok yakınında. Yani böyle tahmin edemeyeceğin kadar yakınında. Sevdim bunu ben. Eleman. Ben bu kızı döverim. Ay yani sanki Jackie Chan filmindeyiz Beton. Öyle herkes birbirini dövsün. Hayret bir şey. Mevzu sadece Didem değil bana kalırsa. Baksanıza Ortega daha ne pek memnun görünüyor. Ne diyorsun sen? Ay ne diyorum ben? Ay şey diyorum. Mutlu görünmüyordu. Çok mutsuz Ortega, ben fark ettim. Zaten bir de böyle süzülmüş. Ay çökmüş çocuk. Ay Barbie'cim. Sen kafana takma. Göreceksin bak, o Ortega hatasını anlayacak, kuyruğunu kıstırıp sana geri dönecek. Yani tilki kökçü hesabı. Önemli değil ya. Ben iyiyim, merak etmeyin. Bak sen param yok diye ağlıyordun. Geçen gün kikirik ben güzel değilim diye ağlıyordun. Benim hem param var hem güzel olduğumu söylüyorsunuz. Demek ki bu da yetmiyor bazı şeyler için. Neyse canım, hayattan bir şey daha öğrenmiş oldum, fena mı? Kandırma kendini be Eleman. Gıcık oluyorsun işte Didem'e. Bizim gibi yani. Kimsenin peşinden koşacak halim yok Beton. Ayrıca lütfen bu konuyu kapatalım artık.
ben denize bakmayayım.